Bir anda bastırdı, yarım saat içinde hayatı yine felç etti. İstanbul'da akşama doğru etkili olan kuvvetli yağış ve fırtınaya hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. İstanbul bu sahneye hiç de yabancı değil. Felaket kendini aynı şekilde tekrarladı. Önce hava karardı, ardından fırtına ve kuvvetli sağanak yağış geldi. Meteoroloji öğle saatlerinde uyardı. Fırtına için işte o beklenen fırtına geldi. Bir anda bastırdı akşam üzeri. Özellikle de İstanbul'un kuzey noktalarında fazlasıyla şiddetli bir şekilde kuvvetli sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. Görüyorsunuz şu anda dolu da yağmaya başladı ve fırtına giderek daha da şiddetleniyor. Göz gözü görmüyor deyim yerindeyse. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar sığınacak bir yer aradı. Yağmur tam 10 dakika sürdü ve hayatı felç etti. Görüyorsunuz Gezi Parkı'ndan akan sular ve burası da metro çıkışı. Görüyorsunuz insanlar dışarı çıkamıyorlar. Burada mahsur kaldılar. Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Şiddetli fırtına yollarda su birikintileri oluşturmaya başladı. Kısa sürede trafik felç oldu. Özellikle ana arterler kilitlendi ve araçlar şu anda yollardan geçmekte zorlanıyorlar görüyorsunuz. Dolapdere'de bir araç suda böyle mahsur kaldı. O anlarda aracın sahibi de zor anlar yaşadı. Taksim meydandaki bayraklar, bariyerler yere düşmüş. İşte görüyorsunuz vatandaşlar kaçmaya çalışıyor. Yan tarafta mahsur kalanlar var, arabalar. Arabalar önlerini göremiyorlar. Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına işte yarım saatte yolları bu hale getirdi. Su birikintileri oluştu. Ve uzmanlar sele karşı uyarıyor. Taksim meydanında yağmur sularının metronun içine girmesini önlemek amacıyla kum torbaları kullanıldı. Son sel felaketinin üzerinden çok da zaman geçmedi ama görünüşe bakılırsa yeni bir felaket yolda demek. Yanlış olmaz. İşte fırtına şiddetini artırarak devam ediyor ve sağanak yağış şimdiden hayatı kaybediyor. Yağışın etkili olduğu noktalarda bazı bölgelerde su baskınları oluştu. Taksim tüneli o noktalardan biriydi. Su içinde kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar suyun içine girmezken trafik oluştu. Suyun kendiliğinden çekilmesiyle trafik normale döndü. Sağanak yağmurun hemen ardından dolu bastırdı. Kuvvetli yağış İstanbul'un Anadolu yakasında da ilerleyen saatlerde etkisini gösterdi. Fırtınanın yarın gece yarısı saat 02'den itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.